Kıymetli arkadaşlar, merhabalar. Haydi bakalım, Servet-i Fünun yani diğer adıyla Edebiyat-ı Cedide dönemi Türk Edebiyatı'yla merhabalar diyeyim. Arkadaşlar, Tanzimat dönemi Türk Edebiyatı'ndan sonra Servet-i Fünun dönemi Türk Edebiyatı başlamıştır. Edebiyat-ı Cedide yani yeni edebiyat. Hani böyle tarihte görüyorsunuz ya arkadaşlar, Nizam-ı Cedid, Sekban-ı Cedid. Yine arkadaşlar, Cedid orada yenidir. Nizam-ı Cedid yeni nizamdır. Burada Cedide derken yeni edebiyat, değil mi? Buradaki Servet-i Fünun'da arkadaşlar, kurulan dergin adı Servet-i Fünun olduğu için arkadaşlar, Servet-i Fünun dönemi Türk Edebiyatı da denir. Bu da fenlerin hazinesi, fen bilimlerinin serveti adıyla kullanılmış. Çünkü bu edebiyat dergisi olmadan bir fen bilgisi, fen bilimleri, ziraat bilgileri gibi kutsularda bilgi veren bir dergiydi arkadaşlar. Bu edebiyat 1896 yılında başladı ve 1901 yılına kadar süren bir edebiyattır. Tamam mı? Şimdi haydi bakalım arkadaşlar, başlayalım. Sorularımızda tane tane ilerleyelim. Gerçekten. Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangi ikisinin bilgi verdiği altı çizili eserlerde yer değiştirilirse bilgi yanlışlığı giderilmiş olur. Arzu. Tarih kadim önce Tanin gazetesinde, ilk sayısında, daha sonra Rübab-ı Şikest'in yeni baskısında yayınlanmıştır. Eser, bak burası önemli, 2. Abdülhamit rejimi dönemi İstanbul'una duyulan nefretin şiiridir. Oo, tam bir 2. Abdülhamit dönemi İstanbul'una duyulan nefret. Yani İstanbul'a karşı olumsuz duygu var. Tamam mı? İstanbul'dan hareketle dönemin çürümüşlüğünü vesaire hicveden eleştiren ilk örnektir. Bu eser büyük tepki görünce Tevfiket bir anlamda özür niteliğinde geriye dönüş anlamındaki rucu şiirini kaleme almıştır. Rucu geriye dönüş demektir. Arkadaşlar, bu ünlü şiir hepinizin bilmesi gereken şiir. Tevfik Fikret'in İstanbul'a karşı kinin kustuğu sis şiiridir. Tamam mı? Serhat Yeşilyurt. Servet-i Fünun neslinin Yeni Zelanda'ya kaçış ayarına yansıtan bir şiirdir. Doğru. Servet-i Fünuncular Yeni Zelanda'ya kaçmak isterler. Bir Lahzayı Tahür. Fikret'in en çok yankı uyandıran ve eleştirilen şiiridir. Bu şiir aynı zamanda siyasi bir hikayesi vardır. Bu şiir 21 Temmuz 1905 tarihinde Ermeni lobisinin Abdülhamit'e düzenlediği fakat padişahın cuma selamlığında devlet erkanına sohbetin uzaması üzerine başarısızlıkla sonuçlanan suikasttır. Yani bir Ermeni komitacının 2. Abdülhamit'e düzenlediği suikasti öven bir şiirdir. Gerçekten Tevfiket adına arkadaşlar, kara bir şiirdir. Olmaması gereken, tasvip etmediğimiz bir şiirdir. Siz... O dönem çokça tepki toplayan şiirler arasındadır. Eser tarihin derinliklerinden gelen değerlere dair olumsuz bir benzetme yapılmak suretiyle Türk tarihinin ve kültürünün değerlerini bir hortlak metaforuyla anlatılmıştır. Bu şiirde Tevfiket inançsızlık temine saplanıp kaldığını görüyoruz bu şiirde. Arkadaşlar, din ve tarihi eleştirdi. Bu yüzden Mehmet Akif'le zıtlaştığı şiirin adı sis değildir. Tarihi kadimdir. Bu konuda arkadaşlar farklıdır. Ve daha sonra arkadaşlar Tevfiket bu şiire de bir zeyl, ek yazar. Tarihi kadime zeyl, yani bir ek yazarak burada da bir geriye dönüş yaşar. Burada Tevfiket'le Mehmet Akif Ersoy tartışmıştır. Tevfiket'le Mehmet Akif Ersoy'un tartışmasında Tevfiket Mehmet Akif Ersoy'a Molla Sırat demiştir. O da buna zangoç demiştir Tevfiket'e. Yani Tevfiket'in tamamen inançsıza saplandığı bir şiir olarak görülür. O zaman ben Arzu'nun söylediği eser ile Emrullah'ın söylediği eseri değiştirirsem olay biter. Öğretmenim, bu soru bize neyi öğretti? Bu soru bize sis ve tarih-i kadimi öğretti aslında. Tamam mı? Sis ve tarih-i kadimin arasındaki birbirinden farkını, ikisi de olumsuzdur ama neye dikkat ettiğine bakalım. Bunlar şiir ama Tevfiket'in kitapları var. Bak, şiir başka bir şeydir. Şiir kitabı başka bir şeydir. Şiir kitapları neler? 1. Rübab-ı Şikeste Kırık Saz Şiir Kitabı. Bunların içindedir zaten şiirler. Rübab'ın Cevabı. Çocuklar için Ecevit Süre yazdığı Şermin. Ve arkadaşlar, Tarih-i Kadim. Bak, Tarih-i Kadim. Tarih-i Kadim'de de din ve tarihe karşı olumsuz tutum vardır. Oğlu Haluk'un nezdinde Türk gençliğine seslendiği eseri de Haluk'un defteridir. Bunlar kitaptır. Ama mesela tarih-i kadim
hem bir şiir kitap ismi hem de bir şiir ismi olarak karşımıza çıkar. Evet. Bu parçada söz edilen eserin yazarı için hangisi söylenmez? Bakalım. Ahmet Cem'in nikah arzusu vardı. Biri kardeşi İkbal'i iyi biriyle evlendirip ona mutlu bir yuva kurmak, diğeri de arkadaşının kız kardeşi Lamia ile evlenmek. O Lamia'yı sevmektedir. Ama bundan kimsenin haberi yoktur. Ahmet Cemil'in bir başka düşüncesi de yıllardır üstünde çalıştığı eserini tamamlayıp ün ve para kazanmaktır. Çalıştığı gazetenin patronu ölünce yerin oğlu Vehbi Efendi geçer. Bu adam Ahmet Cemil'in kardeşi Lamia ile evlenir. İşkici, kaba ve bencil bir adam olan Vehbi Efendi İkbal'e mutlu bir hayat sunmak şöyle dursun onun hayatını karartır. İkbal hamile olduğu halde kocası tarafından fena halde dövülünce çocuğunu düşürür. Hastanın İkbal gösteren ilgiye rağmen kurtarılamaz ölür. Ahmet Cemil Vehbi Efendi tarafından işten çıkarılır. Ahmet Cemil maddi durumunu düzelttikten sonra Lamia ile evlenince hayalini kurmaktadır. Ama Lamia'nın abisi Ahmet Cemil'e kardeşini bir kurmay subayla nişanladıklarını söyler. Kardeş ölen, sevdiği kız başkasına veren Ahmet Cemil, üzerinde çalıştığı edebi eseri kimi yazarlar tarafından raci başta olmak üzere eleştirilince umut bağladığı bu eseri parçalar ve sobada yapar. Artık onun için sadece annesi vardır. Ve bir gün, gece, bulutlar maiden siyaha dönerken İstanbul'dan ayrılır. İşte bu arkadaşlar meşhur eser Mai ve Siyah'a aittir. Mai ve Siyah'da yazan Halit Ziya Uşaklıgil'dir. Halit Ziya Uşaklıgil'dir ve Servet Fünun neslini anlatır bir nesir romandır. Dönemin güçlü paralelsenlerinden biridir. Hayır, söylenemez. Çünkü Halit Ziya Uşaklı... Ya Parnassen ona şair olur. Bak sembolizme Parnassen bir şiirde olur. Bir adam sembolizme Parnassen'in etkilenmesi için şiir yazması lazım değil mi? Bu adam şiir yazmıyor ki arkadaşlar. Bu adamın etkilendiği akımlar başta realizm, daha sonra naturalizmdir arkadaşlar. Tamam. Dönemin başarılı nesir yazardır, nesir düz yaz demek doğru. Eserleri teknik açıdan güçlüdür. Doğru. Şiirde düz yazı oldukça yakındır demiş arkadaşlar. Şimdi bakalım. Burada. Bu dönemin en ünlü arkadaşlar türlerinden birisi mensur şiirdir. Açıklama yapmam lazım. Mensur şiir. Tamam. Mensur şiir nedir? Sakın bunu manzum hikayeyle karıştırmayın. Bak sakın bunu manzum hikayeyle karıştırmayın. Tamam mı gençler? Bakın mensur şiir şudur gençler. Bak. Bunlar cümle. Tip düz yazı. Ama bu mübareğin içini yukarıdan aşağı yazsanız şiir. Bu mensur şiirdir. Bak o zaman arkadaşlar şiirler düz yazı oldukça yakındır. Doğru. Çünkü mensur şiirdir. Mensur şiirin iki tane ustası vardır. Biri Halis Ziya'dır. Biri de Mehmet Rauf'tur arkadaşlar. Halis Ziya'nın ve Mehmet Rauf'un mensur şiirler nelerdir? Halis Ziya'nın mensur şiirlerinin adı biri mensur şiirlerdir adı üstünde. Öbürü mezardan seslerdir. Mehmet Rauf'un da siyah incilerdir. Sakın şununla karıştırmayın. Manzum hikaye. Bak. Gördünüz mü? Manzum hikaye. Manzum hikayenin tipi şiirdir. Ama içi hikayedir. İçinde hikaye anlatır bir olay vardır. Adı üstünde. Manzum. Manzum demek şiir demektir. Şiir gibi hikaye. Mensur demek de mensur nesirde düz yazı demektir. O zaman mensur şiirde düz yazı gibi şiir demektir. Bunun da bu dönemde üstadı Tevfik Fikret'tir arkadaşlar. Tamam mı? Mehmet Akif Ersoy da Milli Edebiyat dönemi bağımsızlarından bu tür ustalarındandır. Burada balıkçılar, bak bilmeniz gereken MEP müfredatında olan balıkçılar, Nesrin hasta çocuk. Ben size arkadaşlar Tevfik Fikret'in hocam ayrıntı ya hepsini demiyorum ki milli eğitim kitabına neyi aldıysa onunla alakalı konuşacaksın tamam mı? Balıkçılar Nesrin hasta çocuktur. O zaman şiirler düz yazıya yakındır. Çünkü adam bir mensur şiir ustasıdır. Sanatlı bir söyleyişin yanı sıra güçlü bir gözlemciliği vardır. Gözlemcilik deyince aklınıza
realizm gelecek. Zaten adamın realizm akımından etkilendiğini de söylemiştik. Yani ne tarafından bakarsak bakalım arkadaşlar, cevap A olarak rahatlıkla bizim karşımıza geliyor. Tamam mıyız? Evet. Hadi bakalım. Geldik. Bu dizelerden, aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Bir şüpheyi hissiyle dalgalanır değil, bir heykeli gürlü dikilir Kâb üzerinde. İnsan bütün ahzanı mesarete muadil, bir tatlı dönüş hisseder avar eserinde. Her cep hayati sevilen şeyden ibaret, bir lama nev şaşasıyla eder ihva, bir berk arkasından ederek ömrü tevaşa, bir müddet için göz kamaşır, işte muhabbet. Pek hoştur o his, lakin o boşluklar dolar değil, afak-ı hayatiyetiyle cefi o örter. Herkes hep boşlukta arar, o tutacak yer, pirameni ömründeki girdaba mukabil. Bu dizelerden, aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz demiş. Değerli kardeşlerim, sevgili arkadaşlar, bu dizelerden hangisi çıkarılamaz demiş ama bak şimdi, sen şimdi düşünüyorsun. Ooo Kadir Hoca'ya bak ne kadar ağır. Ya arkadaşım, Mevi'nin kitabında da var. Bak artık da bu şiiri anlamanı istemiyorum ben. Ben sana bu şiiri anlamana alakalı bir şey değil. Şiiri anladın mı, anlamadın. Doğru mudur? Bak şiiri anladın mı, anlamadın. Tamam mı? O zaman demek ki dili süslü var. Doğru. Bak nasıl yaklaşacağını anla artık ya. Yabancı tamlamalar oldukça yer verdi. Anlamadı. Yabancı tamlamalar var zaten burada. Abiyor, cefvi hayati. Değil mi? Heykeli gürru. Anlamadı. Tamam mı? Döneminde çok okunan bir şiir oldu. Ya ne bileyim ben bunun döneminde okunduğunu okunmadığını. Bak bu. Bireysel bir konunun işlendiğini. Gördüğün gibi burada vatan, hak, hürriyet gibi bir husus var mı? Yok. Vatan kelimesi geçti mi? Hak, hukuk geçmedi. Demek ki bireysel bir konu. Şairin kafiyeyi kullandığını. Bak. Dil muadil. Bitti. Al sana Tunca'da zengin uyak diyeceğin uyak. Bitti. Yani cevap C. Ha, normalde bu şiir Cenab-ı Şahabettin'e ait. Cenab-ı Şahabettin zaten alışılmaz bağdaştırmalar, yabancı tanımlar kullandığı için dile almış. Bak. Gördünüz mü? Hani şiir veriliyor hocam, zor, nasıl çıkacağız? Ya arkadaş, ÖSYM verdiği zaman gözünü sevdiklerim niye korkuyorsunuz? Zaten arkadaşa anlamadıysan o zaman zaten sana çözdürüyor. Bu parçada sözledilen eser ve yazarla ilgili olarak hangisi söylenemez? Karanfil ve Yasemin, Mehmet Rauf. Samim uzun süre yurt dışında kalmış, ülkeler tanımış bir gençtir. Samim bir çay davetinde gördüğü sosyetik kadınlara ülkenin sosyal açıdan değiştiğini fark eder ve bundan mutlu olur. Samim'e göre ahlak dışı olan şeyler oldukça açıkça yapılırsa kontrol altına alınacaktır. Güzeline hayran kaldığı Nefize de bu davetlerden birinde görür. Onunla tanışmak ister. Davete katılan Kadri Bey de batılaşma yanlısıdır. Davette bulunan Pervin de genç kültürlü bir bayandır. Saraylı hanım Samim'e bu kızı kaçırmamasını söylese de onun aklı Nefize'dir. Samim davette birçok bayanla tanışır. Çoğunun kendisine de ilgisi vardır. Bu davette Nefize ile tanışamayan Samim onunla bir kır gezisinde tanışarak yakınlık kurar. Samim Nefize gittikçe daha çok aşık olur ve aralarındaki ilişki cinselliğe döner. Ancak Nefiz'in ilgisiz olduğunu düşünerek ondan uzaklaşmaya başlayan Samim, evli olan ve kendisini sevdiğini bildiği Pervin ile aşk yaşamaya başlar. Samim bundan sonra iki kadınla farklı zamanlarda buluşmaya başlamıştır. Ancak roman sonunda Nefiz başka bir adamla yurt dışına kaçar, Pervin ise zatürreden ölür. İşte buyuruz. Mehmet Rauf'un roman anlayışı. Gördünüz mü arkadaşlar? Belden alta gider. Hatta bu yüzden bir roman yasaklanmıştır arkadaşlar. Yasaklanmıştır. Bu şekilde cinselliğe kaydığı için yasaklanmış romanı vardır. Bak, Servet-i Fünun dönemi romancılarından biri tarafından yazılmıştır. Senin bunu anlamana gerek yok ki. Mehmet Rauf işte. Bitti. Servet-i Fünun romancısı. Bir numarası Halisiye, iki numarası arkadaşlar Mehmet Rauf. Bak, hiç bunu bilmene dahi gerek yoktur arkadaşlar. Rahatlıkla çözülür. Geldik. Bir aşk konusu işlenmiştir. Gördüğünüz gibi yukarıda okuduğumuz bölümde baştan sona aşk var. Yazar güçlü bir gözlemcidir. Şimdi şöyle düşün. Mehmet Rauf hangi akımdan etkilendi? Realizm. Tamam. Gözlemcidir. Halas adlı romanda toplumsal bir konu işlemiştir. Evet. Mehmet Rauf'un arkadaşlar toplumsal konuyu işlediği romanın adı Kurtuluş Savaşı'nın işlediği romanı yaşlık döneminde yazdığı Halas'tır. Yazar sembolizmin en güçlü temsilcisi. Daha önce de dedim. Bak artık şu olayı kavrayın. Sembolizm, bak ÖSYM hep yapar bunu. Sembolizm ve panasizm bir şiir akımıdır. Bir romanda, bir romancının uygulayacağı bir akım değildir. Bak, zor gibi gözüküyor ama zor değil. Bak, siz Tevfik Yatır, şu İstanbul'u eleştirdi, ünlü şiiri değil mi?
Altına yazmışız zaten. Sarmış ufuklarına senin gene inatçı bir duman, beyaz bir karanlık ki gittikçe artı. Ağrının altında her şey silinmiş gibi bütün tablolar tozlu bir yoğunlukla örtülü. Tozlu ve heybetli bir yoğunluk ki bakanlar onun derinliğini iyice sokulamaz, korkar. Ama bu derin karanlık örtü sana çok layık. Layık bu örtünüz sana ey zulümler sahası. Ey zulümler sahası, evet ey parlak olan, ey facialarla donanan ışıklı ve ihtişamlı saha. Ey parlaklığıma itişan beşi ve mezar olan, doğum lütenen beri imrenilen eski kraliçesi. Ey kanlı sevişleri titremeden, tiksinmeden, sefahate susamış bağrında yaşatan. Ey Marmara'nın mavi kucaklayışı içinde, sanki ölmüş gibi dalgın uyuyan canlıyı. İstanbul nezdinde istibdada 2. Abdülhamit'e kinli kusar. Bak, Tanzimat dönemine ait oldu, söylenemez ki. Tevfiket, burada Tevfiket demiş zaten. Tevfiket'in ne dönemi sanatçıdır? Servet Fünun. Sone nazım biçiminde yazıldı. Hayır. Bunu da şöyle görün. Sone bir dörtlük. Bir tane daha dörtlük. Bir üçlük. Bir tane üçlük. İşte. Sone budur. Böyle mi yazılmış? Hayır. Doğu batı çatışmasının işlendiği. Arkadaşlar burada yoğun bir şekilde doğu batı çatışması mı var? Doğu şöyledir, batı böyledir falan. Doğu sadece İstanbul'a imren demiş. Çatışmamış. Toplumsal ve siyasi baskılara karşı İstanbul'a yazdı. Evet, Marmara'nın mavi kucaklayışı içinde derken burada zaten siz onun İstanbul'a karşı nefretini kustu arkadaşlar. Ünlü şiiridir. Sisi yazdıktan sonra zaten arkadaşlar bir özür mahiyetinde rücuğu yazıyor. O rücuğu geriye dönüştür. İstanbul'a karşı iyimser duyguları burada rahatlıkla ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Beyit nazım birimiyle yazıyordu. Hayır canım, ne alakası var? Beyit şöyle olmaz mı? İkili ikili arkadaşlar, şöyle kalemim yazsın. 2 2 2. Beyit böyledir. Beyitle dedik. Bak gördünüz mü? Hatta Tevfiket ve siz bana resmen soruyu çözdürdü. Artık olaylara lütfen böyle yaklaşın. Uzun sorulardan korkmayın. Bu parçada söz edilen eserle ilgili hangisi çıkarılmaz? Melih Bey serbest yaşamayı ve eğlenmeyi çok sever, Firdevs Hanım'la evlidir. Firdevs Hanım kocasını umursamayan, başkalarının aşk tekliflerine cevap veren bir tiptir. Bir gün Melih Bey karısının aşıklarına yazdığı aşk mektuplarını bulur ve bir süre sonra üzüntüsünden ölür. Firdevs Hanım'ın Peyker ve Bihter adlı iki kızı vardır. İkisi de anneleri gibi ihtiraslıdır. Firdevs Hanım yaşlı olması rağmen kızlarıyla her konuda yarışmakta, genç ve güzel görünmek için her yana başvurmaktadır. Korktuğu tek şey valide olmaktır. Bu yüzden kızların evlenmesine karşı çıkar. Ne var ki Peker annesini dinlemez ve evlenir. Bihter de annesine benzemekten korkar. Ama bunun annesinden aldığı genlerle elbet bir gün ortaya çıkacağını da hep düşünür. Romanda bu ailenin yolları Adnan Bey ailesiyle kesişir. Karısı olan Adnan Bey kızı Nihal ve oğlu Bülent ile yaşamaktadır. Varlıklı ve kibar Adnan Bey genç yaştaki Bihter'le evlenir. Bihter zamanla kocasının yeğeni Behlül'e aşık olur. Firdevs Hanım kızı olmasına rağmen Bihter'i çok kıskanmaktadır. Bihter'in Behlül ilişkisini engellemek için Nihal ile Behlül'ü evlendirmeye çalışır. Behlül, Nihal ile nişan hazırlıklarına başlar. Bihter buna çok üzülür. Aşkını korumak için bir süre mücadele eder. Yasak aşkının ortaya çıkması üzerine de canına kıyar. Behlül kaçar, Nihal de hayalleri kırılmış olarak eskisi gibi babasıyla yaşamaya devam eder. Arkadaşlar bu hepinizin bildiği. Normalde aslında sizin ders kitaplarınızdan öğrenmeniz gereken ama hepinizin arkadaşlar dizden öğrendiği Halit Ziya Uşaklıgil'in meşhur eseri Aşk-ı Memnu. Tamam. Eskiden nasıldı biliyor musun? Bunun dizisi çıkmadan önce ben sınıfta derse girdiğimde Aşk-ı Memnu dediğim zaman öğrenciye özetini anlattırırlardı. Ama şimdi hocam biliyoruz biliyoruz özetini anlatmanıza gerek yok diyorlar. Yasak aşk konusu çevresinde bir aldatma söz konusudur. Evet, Bihter Behlül'le aldatır arkadaşlar eşini. Kurtuluş Savaşı'nın yaşandığı yıllarda kalem almıştır. Hayda, daha Servet-i Fünun'dayız. Kurtuluş Savaşı'na çok be. Realizm ve naturalizmden yararlanmıştır. Tabii ki arkadaşlar burada zaten şöyle bir olay var. Realizm gerçekçiliktir. Naturalizmde soya çekim falan esas alır. Burada da zaten mesajı burada bize ne yaptı arkadaşlar? Verdi. Annesine benzemekten korkar ama aldığı genlerle elbet bir gün ortaya çıkacağını da hep düşünür. Ama bunu görmeseniz bile zaten harisi ya. Realist ve naturalisttir. Dönemin karamsar özelliğini aile teması üzerinden anlatmıştır. Evet arkadaşlar, aile temasında bir karamsarlık vardır. Eserde soya çekim durumu söz konusudur. Evet, soya çekim, naturalizm, gen. Annesine Bihter'in
istemese de çekmesi. Evet. 5 yıldır evli olan Suat Hanım'la Süreyya Bey bir yaz Boğaziçi'nde küçük bir yalı kiralarlar. Mutlu dururlar. Süreyya'nın arkadaşı Necip bunların aile dostudur. Sık sık gelip yanlarında misafir kalmaktadır. Bak kadın erkek farklı. Suat kadın, Süreyya erkek. Bir de Necip. Aha üçlü aşk üçgeni kuruldu valla. Necip Suat Hanım'a çok değer vermekte, ona karşı derin bir saygı duymaktadır. Bu değer veriş ve saygı zamanla şiddetli bir aşka dönüşür. Genç adam aşkını gizlemektedir. Necip Suat Hanım'ın da kendisini sevdiğini anlamakta gecikmez. Fakat arkadaşına ihanet etmenin üzüntüsüne kapılır. Necip ile Suat Hanım arasında aşk dedikoduları Süreyya Bey'in kulağına ulaşır. Süreyya Bey en yakın dostunun karısına aşık olacağını ihtimal vermez. Dedikodular yaygınlaşınca Necip eskisi gibi sık sık yalıya gelmez. Hastalanır, tifodan yatağa düşer. İyileşince yeniden yalıya gidip gelmeye başlar. Birbirlerine aşklarını ilan edemeyen sevgililer eski günleri yeniden yaşamaya başlar. Süreyya Bey, Suat Hanım ve Necip bir gün sohbet ederlerken konakta bir yangın çıkar. Herkes dışarı fırlar. Fakat Suat Hanım odasına kapanır. Yardım çağrılarına cevap vermez. Necip sevdiği kadını kurtarmak için alevlerin içine dalar. Süreyya Bey de onun ardından koşar. Ancak Suat Hanım'ı kurtaramazlar. Üçü de yangında can verir. Yani Suat ile Süreyya evlidir. Ama burada bir yasak aşk üçgeni de karşımıza çıkar. Yasak aşkın anlatıldığı bir romandır. Evet yasak aşk sonuçta. Tamam mı? İlla iğrençleşmesine gerek yok aşkı memnunak gibi. Sonuçta kafadan, beyinden sevmek bile zaten bir aşktır. Sonuçta bu da arkadaşlar yasak bir aşk olarak karşımıza rahatlıkla çıkar. Romantizmden yararlanmıştır. Hayır arkadaşlar. Servet-i Fünun dönemi romanlarında romantizm yoktur. Arkadaşlar bu romanın yazarı Mehmet Rauf'tur. Servet-i Fünun'un 2 numaralı roman yazarı olan Mehmet Rauf'un etkendiği akım sorulduğu zaman tabii ki düşünmeden Servet-i Fünun dönemi deyince aklımıza gelen realizmdir. Yazar eserine müdahale etmemiştir. Realistler müdahale etmezler. Bak direkt Ahmet Mithat müdahale eder. Psikolojik özellikler ağır basmaktadır. Arkadaşlar bu roman zaten Eylül. Eylül romanı Türk edebiyatının ilk psikolojik romanıdır. Şimdi içinizden diyorsunuz. Hocam daha önceki romanlarda hani şuraya romanın adını ve yazarını veriyordunuz arkadaşlar. Hayır bunu veremem. Niye? Çünkü arkadaşlar MEB tarafından özellikle arkadaşlar ders kitaplarında anlatılmış, verilmiş bir eseri asla veremeyiz. Oraya verdiklerim arkadaşlar çıkarımda bulunacağınız. Bak ÖSYM ne istiyor sonra göre. Yazar insanın ruhi durumunu anlatmakta başarılı olmuştur. İlk psikolojik roman olduğundan bunu çıkarabiliriz. Cevap Bursa'dır. Evet. Söz edilen yazarla ilgili hangisi söylenebilir? Bakın. Servet-i Fünun döneminde şöyle yapayım. İktam ve Servet-i Fünun dergilerinde yazdığı hikaye ve nesirlerini 1901 yılında Haristan ve Gülistan adlı eserlerde toplattı. Bu iki eserde Ahmet Müftüoğlu daha iyi tesir yapmak, gönülleri heyecanlandırmak için mübalağalı bir üslup kullandığını, ağır anlaşılması güç, Servet-i Fünun dilini işlediğini, hayal mahsulü konuları anlattığını bizzat kendisi söyler. Arkadaşlar bakın burada sanatçımız Ahmet Hikmet Müftüoğlu. Bak Ahmet Hikmet Müftüoğlu. Öğretmenim çıkar mı? Tabii ki çıkar. İki dönemde de karşınıza çıkar. Bak. Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nun bir Servet-i Fünun dönemi var. Servet-i Fünun döneminde bir hikaye yazar. Bu hikayenin adı Haristan ve Gülistan'dır. Haristan ve Gülistan bir hikayedir. Daha sonra hak yolunu buldu. Milli edebiyata geçti. Milli edebiyat döneminde de Çağlayanlar ve Gönül Hanım adlı iki eser yazdı. Çağlayanlar hikayedir, Gönül Hanım romandır. Burada ne kadar bireyselse bunlarda o kadar ne oldu arkadaşlar? Toplumsal oldu. Yani arkadaşlar bu adam iki dönemde de düşüneceksiniz tamam mı? Evet. Servet-i Fünun dilini işlediğini ve hayal mahsulü konuları anlattığını bizzat kendisi söyledi. Yani burada hayal mahsulü konuları anlattığını kendisi bizzat söylemiş. Burada bireysel. Kendisinin ifade ettiği sebeplerden dolayı bu iki eseri fazla itibar kazanmadı. İkinci meşruiyetten sonra zamanın modasına uyarak o da Turancılık edebiyat akımına uymuştur. Bu akıma bağlı olarak yazdığı yazılarının büyük kısmını Gönül Hanım adlı eserde toplamıştır. Evet Gönül Hanım romanıdır. Bu eserinde yazar Arı Türkçeciliğe yönelmiş fakat bu defada kelime uydurma ve Servet Fünun'a kalma hayalcilikten kendini kurtaramamıştır.
Hamit Bet yazılarında daha ziyade kelime bulmaya üsluba dikkat ettiği için konulara dikkat etmemiş. Bu yüzden zamanındakilerin ayarında bir edebiyatçı olamamıştır. Ne yazık ki böyledir. Ama Çağlayanlar ve Gönül Hanım da duyular milliyetçidir. Servet İfin'in döneminde en çok okunan yazardır. Tövbe estağfurullah, nereden bilelim? Arkadaşlar, Turancılık akımına bağlı olduğu hikayesi Çağlayanlar'dır. Bak işte, işte. Burada Turancılık akımına bağlı olduğu hikayesi Çağlayanlar, Servet İfin'e bağlı olduğu hikayesi Harstan ve Gülistan. O zaman hoppala, cumbala, bumbala doğru. Gönül Hanım yazara ait tiyatro türünde bir eserdir, hayır roman. Ahmet Hikmet Üftüoğlu tekniği güçlü bir edebiyatçıdır. Gördüğünüz gibi tekniği çok güçlü değil. Yazar eserlerinde üsluba hiç önem vermemiştir. Evet arkadaşlar, burada üsluba dikkat ettiği için, değil mi? Üsluba, burada demiş ya, dikkat ettiği için konulara dikkat etmemiş. Yani üsluba önem vermiyor değil, üsluba dikkat ediyor. Yine istenilen gibi olamıyor. O zaman bu da arkadaşlar yanlıştır. Cevap B'dir. Evet, bakalım. Bak, biraz önce adını aldık. Ahmet Müftüoğlu'nun Çağlayanlar adlı eseri. Neydi Ahmet İbret Müftüoğlu? Şuraya bakın. Haristan ve Gülistan Servet İfin'in döneminde. Çağlayanlar Gönül Hanım Milli Edebiyat döneminde. Çağlayanlar bir hikaye. Ayşe rüyasında nişanlısı Tosun'u görür. Bir melek onu Trabzonspor'a nişanlısının yanına götürür. Nişanlısının yanında babası da vardır. Babası nişanlısını götürmesini, onun yerine de savaşacağını söyler ve gider. Ayşe Tosun'a sarılarak ağlamaya başlar. Tosun'la birlikte bir yere otururlar. Tosun, düşman kurşunu askerlerimizin bağrını delerken buradan ayrılamayacağını söyler. Bu arada Tosun her yerinden inciler akmaktadır. Ayşe incileri toplayıp padişaha vererek nişanlısının bedenini ödeyeceğini düşünür ve sevinir. Tosun düğmesini açtığında içinden mücevherler dökülmeye başlar. Tosun ona, benim bedenim bu çöllerin bütün kumlardır. Ben bitmeyince Trablus bitmez der. Padişaha bir demet çiçek götürmesini söyler. Ona son söylediği cümle, gönlüm diyor ki ben şehit olmamışsam mutlaka çiçekleri padişaha vereceksin. Ayşe sabah olunca hemen bahçeden çiçek toplar. Padişaha gidecektir. Dolmabahçe sarayının önünde elinde bahçeden çiçeklerle duracak, padişah onu görecek, Ayşe'yi yanına çağıracaktır. O da padişaha, alınız menekşilerim, veriniz gülümü diyecektir. Bu düşüncelerle evden çıkar. Yolda birkaç bölük asker görür. İşlerinde Tosun da vardır. Onu görünce gözleri kararır ve oracağı düşüverir. Ayşe aklanmıştır. Gördüğü asker Tosun değildir. Elindeki menekşeler de çamurun içine düşmüştür. O anda rüyada Tosun'un ben şehit olmamışsam mutlaka çiçekleri padişaha vereceksin dediğini hatırlar. Ağlayarak onun şehit olduğunu anlar. Şimdi geldik. Ahmet Müftüoğlu'nun Milli Edebiyat döneminde eseri. Hangisi çıkarabilir? Sanat için anlayışıyla hareket etmiştir. Hayır. Romantizmden etkilenmiş bir tiyatronun özetidir. Tiyatro değil ki. Bu bir hikaye. Yazarın Milli Edebiyat anlayışıyla yazdığı bir eserdir. Evet, Çağlayanlar Gönül Hanım Milli Edebiyat savaş temi bunu gösteriyor. Yanlış batılaşma yok. Aşk, ihanet, aldatma ön planda değil. Savaş ön plandadır. Evet. Ali Ekrem Bolay. Namık Kemalinoğlu. Bak. Yeni bir şiir verilmiş. Ama sen bu şiirden lütfen yine şiiri anlamayacaksın değil mi? Şiiri anlayacak mıyım hocam? Anlamana gerek yok çok. Sadece ucundan kıyıdan oku, alına geç. Güzelsin. Güzelsin. Cennetin en ruhperver nihalinden. Güzelsin mağın en sevdalı, en parlak cemalinden. Güzelsin ben bütün hu bana küsmüşken seni sevdim. Geçirdin gönlümü dünyaya karşı infialinden. Mübarek iffetin oldukça lamil pakçı erende. Güzelsin en musaffa gökte şemsin iştahalinden. Güzelsin sevdiğinden ayrılan bir huri mahzun. Seni görmüş de vermiş üstüne revnak meralinden. Tebessüm eyledikçe nuri sevda çeşmi safağında. Güzelsin Zühre'nin parlak yüzünden, mest halinden. Güzelsin ruha tesir ediyor, aşkın müebbettir. Sakın endişe etme ben ölürsem de zevalinden. Hicap oldukça arız ruhuna gonca ismet. Güzelsin maşrıkı gül çehrenin hurşite abinden. Bak şimdi. Bireysel bu konu istemiştir. Güzelsin diyerek hep sevgiliye söylüyor. Gayet bireysel. Uyak ve redife yer verilmiştir arkadaşlar. Evet. Mesela burada nihalinden derken, bak cemalinden derken, infalinden derken, değil mi arkadaşlar? Evet. Buradan hepsi nedir arkadaşlar? Redif'tir. Hani hatırlayın, kafiye redif bulmayı ne yapmıştık mesela? Senin nevni hal, senin nevni halin, burada iyilik ikiden. Ayrım aleki, senin cemalin, evet, iyilik iki. Bu da ayrım aleki. Bak, infialinden, infial, inden, bak gördün mü? Hop,
üyelik 2 ve ayrılmalık. Bunlar otomatikman arkadaşlar redif kalıyor mu? Kalıyor. O zaman geriye kalan yerde de kafiyeyi bulursun. Evet. Güzel. Servet-i Fünun dönemine ait olduğu söylenen Ali Ekrem Bolayır, Servet-i Fünun sanatçısıdır ve kendisi aynı zamanda Namık Kemal'in oğludur. Şair sürrealist bir düşünceyle özdürmüş. Tövbe estağfurullah. Nereden çıkarttın böyle bir şey? Gençler, sürrealizm bir edebi akımdır. Sürrealizm, hatırlayın, edebi akımları ben size genel tekrar yaparken André Breton'la beraber ortaya çıkmıştır. Freud'la beraber çıkar. Ve sürrealizm deyince akla bilinçaltı ve rüya gelir. Bilinçaltı ve rüyayı anlatır. Ve bunu da arkadaşlar, bunun etkisinde en çok kalan ikinci yenicilerdir. Biraz da birinci yenicilerdir. Servet-i Fünun'da böyle bir şey demedim ki. Dili zor, ağır, sanatlı olarak kullanmıştır. Anlamadığına göre böyledir. O zaman cevap D. Bak gördünüz mü? Şiir çok bilmeye bile gerek kalmadı. Tamam. Geldik hadi. İlk şiirlerinde bencillik ve karamsarlık göze çarpar. Tamamen bireysel konular işlemiştir. Ancak şiirlerinde kullandığı Farsça tamlamaların, Arapça Farsça kelimelerin çokluğu bakımından uçta olduğu söylenebilir. 1908'e kadar yazdığı şiirlerinde aşk, kadın, tabiat temalarını bütünüyle romantik bir atmosfer içinde işlemiştir. Sonraki yıllarda yazdığı şiirlerinde ise sosyal konulara ve yurt duygularına da geniş yer ayırmıştır. Şiirlerinde hep göklerin derinlik ve yüceliğinden, efsanevi sırlarından söz etmiştir. Bu tarz şiirlerinde Hamit'in etkisi ve izleri de vardır. Bu nedenle ikinci Hamit olarak nitelendirilmiştir. Eserlerinde duygu ve hayali, bilinmeyip de belli belirsiz sezilen ruh, ürperti, sezgilere geniş yer ayırmıştır. Şair, dil ve anlatım konusunda kendisini yenilemesini bildiği için son eserlerinin dili durulur. Birkaç manzum tiyatro denemesi yapmakla birlikte onun en zayıf eserler arasında yer alır. Fani teseller en önemli eserdir. Bak arkadaşlar, bitti. Bak bitti. Şimdi ben size fani teseller. Tamam. Fani teseller kimindir? Faik Ali'nindir. Faik Ali. Fani teseller Faik Ali. İkinci Hamit derler. Bak, şiirlerin konularından yola çıkarak Servet-i Fünun döneminde yaşamıştır. Tamam mı? Söz edilen sanatçı şiirlerin konularından bakarak ne döneminde? Servet-i Fünun döneminde. Bak, aşk, kadiyan, kadın, tabiat. 1908'e kadar. Tamam. O zaman aşk, kadın, tabiat, Servet-i Fünun. Fütürist bir anlayışla serbest nazmın öncülerinden olur. Dur. Fütürizm akımı. Gerçekten fütürizm akımı deyince aklınıza iki tane M gelir. Biri Mayakovski'dir. Biri de arkadaşlar Marinetti'dir. Doğru mudur? Mayakovski ve Marinetti'dir. İki tane M karşınıza çıkacak. Anlaştık mı? Biri Mayakovski'ymiş, öbürü kimmiş? Marinetti'ymiş. Buraya kadar tamam mıyız? Peki bunu, fütürizmin Türk edebiyatı temsilcisi kimdir? Nazım Betran. Ta Cumhuriyet döneminde. Gördünüz mü? Demek ki hiçbir şekilde onun öncülerinden olmaz. Tasavvufçu kimliği ön planda, töbeler olsun. Aşk, kadın, tabiat anlatıyor. Toplumsal konulaşıyor. Aşk, kadın, tabiat anlatıyor adam ya. Tamam mı arkadaşlar? Toplumsal işleyen temalarla göze çarpar ya. Adam resmen bireysel konularla arkadaşlar göze çarpmış. Tamam mı? Unutmayın. Buna dikkat edin. Yani bu Servet-i Fünun sanatçısı daha sonraki dönemde sosyal konuları, yurt sorunlarına geniş bir yer ayırıyor. Tamam mı arkadaşlar? Ama her ne kadar arkadaşlar ne yapsa da bireysel ağırlıktadır. Eski edebiyat yanlısı olarak tanımıştır, böyle bir şey yok. Yani direkt Faik Ali deyince aklına Servet-i Fünun gelecek. Bak bitti. Bu kadar. Dikkat ettiyseniz yorumla karmaşık sorular. Tamam. Bu parçada söz edilen oyunla ilgili hangisi çıkarılamaz? Mutlu bir evlilikte aranan şartları ve evliliğin güzelliklerinin anlatıldığı oyun 4 fasıldan oluşmaktadır. Ulan o dizgi bölümü yok mu? Bak fasıldan. Yani bölümden. Eserde Pertev alafranga bir yaşamı olan şahıstır ve gününü gün eder. Evlilik dışı ilişkileri savunur. Leman adlı bir bayanla aşk yaşar. Leman'ın da başka erkeklerle ilişkisi vardır. Ferit ahlaki bir yaşamı ve mutlu bir evlilik yapması gerektiğini savunur. Ferit'e göre gayrimeşru ilişkiler toplum yaşamı mahveden bir pençedir. Pençedir. Oyunun diğer şahıslardan Vasfi'nin yasak ilişkileri vardır. Eserin sonunda Pertev sevgili kadın olan Leman'ın gerçek yüzünü görmüştür. Ferit'in tezi doğrulanır. Evlilik kurumunun önemi okuyucuya anlatılır. Bak, Mehmet Rauf'un Pençe adlı tiyatrosundan evliliğin önemi verilmiş. Tamam. Aşk teması üzerinde durulmuştur. Evet, aşk, daha sonra da evlilik. Bireysel bir konudan yola çıkarak evlilik konusu işlenmiştir. Evet,
Arkadaşlar toplumsallığa evlilik çünkü toplumsallığı ilgilendiren bir şey. Klasik ön planda durarak aklını ya bir şey söyleyeceğim. Bak artık şunu kavrayalım. Mehmet Rauf deyince aklınıza realizm gelecek. Ya bu ne klasizmi ya? Şinasi mi Ahmet Vefik mi bu? Yasak aşka vurgu yaparak dönemin realist anlayışına söylem vardır. Realizm vardır. Yasak aşka vurgu yapar, evlilik lazım der. Evlilik kurumuna verilen önem gözler önüne sermektedir. Evet, evlilik kurumu önemli der. Cevabımız Ceyhan olarak rahatlıkla çıkar. Yine bir şiir ama bak yine anlamanı istemeyeceğiz. Bak anlamana gerek yok ki. Bir ömrü muhayyel, muhayyel hayal, ömür, hayal edilmiş ömür. Hani gülbünler içinde, bir kuşcağızın ömrü baharisi kadar hoş. Bir ömrü muhayyel, hani göllerde yeşil boş, göllerde safiyeti vecdaver içinde. Bir dalgacığın ömrü kadar zaydı muhfer, bir ömrü muhayyel. Yalnız ikimiz, bir de o mabude şiir. Yalnız ikimiz, bir de o zilli cenahı. Hakilere baş, eyleyerek haki siyahı. Düşünde beyaz bir bulutun gökler azim, her sahan hakikatten uzak, herkese meçhul. Bir saffeti masumenin avuşu terinde, bir leyleyi aşkın müteenni seherinde. Yalnız ikimiz sayda hayalet ile meşgul. Bu parçada söz edilen şiirin şairiyle ilgili hangisi çıkarılmaz? Şiirde kafiyeye yer vermiştir. Bakalım. Hoş, boş. Aa, tam uyak. Tamam. Dil zor bir sanattır. Anladın mı? Anlamadı. Tamam bitti. Yabancı tamlama, ömrü muhayyer. Gördün mü? Saffeti masumi. Bak anlamana gerek yok, yer vermiş. Romantizmden yola çıkarak şiirler yazmıştır, söz edilen. Arkadaşlar, ders notumuzda da yazıyor. Bu bilmemiz gereken bir şey. Şiiri anlamayın ama bir ömrü muhayyer. Ve burada arkadaşlar, hayal edilmiş hayat derken, hayal gerçek çatışmasını anlatan, gerçekten kaçıp hayale sığınan kişi Tevfik Fikret'tir, bunu bilelim. Gerçekten kaçarak hayale sığınma var. Hayal demiş. Demek romantizmle alakası yok. Tevfiket aslen hangi akımdan etkilenmiştir arkadaşlar? Panesizm akımından etkilenmiştir. Tamam mı? Şimdi şiirde kafayı yer verdiğini, vırtı zırtı diğerler ne hepsini bu. Gerçekten kaçıp hayale sığındığını da söyleyebiliriz. Muhayyel. Bak. Muhayyel. Hayal şeklinde karşımıza çıkar. Gazeteci. Bakalım. Diyalogun hangisi çıkarılabilir? Bir gazeteci diyaloğu karşımızda. Tamam mıyız? Yazılarınızı ne zaman yazmaya başladınız? Öğrencilik yıllarında yazmaya başladım. Yazılarım Mütalaa, Tarih, Sabah, Saadet gibi gazetelerde yayınlandı. Biçim ve öz bakımdan etkisi görülen ilk romanınız Nadide 1981'de basıldı. İkinci romanınız da oldu. Burada neye önem verdiniz? Hayal içinde adlı eserim oldu. Burada gerçekçi bir yaklaşım temelinde ruhsal çözümlemelere yer verdim. Yine ünlü bir kişi. Hemen yazayım izninizle. Hüseyin Cahit Yalçın. Peki ben videolarımda Servet-i Fünun dönemini anlatırken Hüseyin Cahit Yalçın'ın ben iki tane romanını bileceksiniz dedim. Hikayesi üç taneydi ama sadece bir tanesini bileceksiniz dedim. Yazarsak. Evet. Romanı Nadide. Hadi yaz, yaz kardeş. Şöyle biraz tepeye alayım, o zaman görür yazar belki. Evet. Nadide. Öbürü de hayal içinde. Hayal içinde. Evet. Gerçi bir tane de hikayesini bileceksiniz dedim. Bu da Tevfiket'in Yeşil Yurdu gibi. Şöyle. Hayatı muhayyer. Yazarsa sevgili kalemim. Yazsana oğlum. Hayatı muhayyel. Evet. Burada da Yeni Zelanda'ya göç vardır. Bir de makalesi vardır arkadaşlar. O makale zaten Servet-i Fünun'u kapattırdı. Edebiyat ve hukuk. Tamam. Bunlar. Öykülerinizde İstanbul'da yaşanan azınlıkları seçkin kişilere anlattınız. Servet-i Fünun dergisinin yanında Edebiyat Ceddi Kütüphanesi'nin kurulmasını sağladınız. Ayrıca Servet-i Fünun karşıtı yazarlarla yapılan kalem kavgalarında hep ön planda oldunuz. Evet, kavgalarım yaptım. Peki çevirileriniz oldu mu? Çeviriler yaptım. 50 kadar eseri Türkçe çevirdim. Roman ve hikayeci olarak gün kazanmış, sonra siyasi yazarlığa geçtiniz. Peki o dönemde en etkili makaleniz ne oldu? Edebiyat ve hukuk makalemden dolayı Servet-i Fünun dergisi kapatıldı. Bak şimdi. Her şeyi burada ne yaptı söyledi. Yazar bir dönemin bitmesine sebep olan bir eser yazmıştır.
Evet, Servet filmi kapatılınca Servet filmi dönemi bitti. Ah. Siyasetle ilgilenmemiştir, ilgilenmiş. Yazar hep bireysel konularda eserlerini yazmıştır. Arkadaşlar hep bireysel konularda eserlerini yazmıştır diyoruz ama eser derken sadece roman değil. Bak, siyasete geçmiş, dönemi kapattırmış, edebiyat hukuk. Edebiyat hukuk tamamen Fransız ihtilaline ver, toplumsal bir eserdir. Zaten siyaset toplumsaldır. Siyaset bireysel yapılmaz. Evet. Roman ve hikaye türünde başarısız olmuştur. Biz başarılı başarısız olduğuyla alakalı bir bilgimiz yok. Yazılar hiçbir yerde yayınlanmamıştır. İyi arkadaşlar, yazılar yayınlanmamıştır diyor da burada Mütalaa, Tarih, Sabah gibi gazetelerde yayınlandı diyor. O zaman cevap Adana olarak çıkar. Evet. Buna göre hangileri yer değiştirirse bilgi yanlışla gidermiş olur. Bakın. Hacı oğluna Cenab-ı Ciddiye görevli olarak giderken izlerini yansıtan 17 mektuptan oluşur. 1897 yılında Servet-i Filmler neşredilmiştir. Cenab-ı Nesir Vadisi'nde yani neşretmek yayınlamak demektir. Cenab-ı Nesir Vadisi'ndeki ilk önemli başarısıdır. Eser boyunca okuyucuya Mısır'a dair atmosfer başarıyla dile getirilmiştir. Bu eserin ilk bölümleri Tevfiket'e gönderen Cenab, eserini Kabe'ye gidecekler için yararlı bir eser olarak takdimdir. Hac Kabe çıkar. İşte arkadaşlar Cenab Şahabettin'in gezi yazıları demek ki o dönemden meşhurdur. Cenab Şahabettin deyince aklımıza gezi yazıları. Hadi bakalım. İlk önce Suriye'ye gidelim. Tamam mı? Suriye mektupları. Oradan Irak'a gidelim. Irak mektupları. Hadi bakalım oradan hacca gidelim. Hac yolunda. Oradan Avrupa'ya gidip eğlenelim. Avrupa mektupları. Bak gördünüz mü? Hop. Bunlar gezi yazılardır. Tamam. Doğru. Afak Irak. Tasvir Efkar'da yayınlanmıştır. Yazarın Bağdat'a yaptığı seyahatin izlerinden oluşmaktadır. Bağdat nerede? Irak'ta. Doğru o zaman. Bu kadar basit. Birinci Dünya Savaşı yıllarına rastlayan bu eserde bölge topraklarımızın İngiliz sömürgesinin boyutlarını Türk okuruna başarılı aktarmıştır. Bağdat'la ilgili izlenimlerini aktarırken Fuzuli'ye dair görüşleri de paylaşmış. Suriye mektupları. Cenab'ın bu eseri yayınlanmamıştır. Edebiyat çevreleri tarafından başarısız bir eser olarak nitelenmiştir. Olabilir. Suriye mektupları sonuçta ona ait. Taamat. Şairin tiyatro türünde yazdığı eserdir. Hayır. Taamat şiir türünde. Gençlik şiirleridir. O zaman Cenab-ı Şahabettin'in gezi yazıları dedik. O zaman şiirini de buraya yazmak istiyorum. Taamat. Bunlar neydi? Gezi yazısıydı sevgili Cenab-cığımızın. Körebe. Körebe tiyatrosudur. 3 tane tiyatrosu vardır. İzninizle onları da hemen buraya yazmak istiyorum arkadaşlar. 3 tiyatrosunda tiyatro. Yalan, Körebe ve Küçük Şeyler. Küçük Beyler pardon. Küçük Şeyler Sampert'te Sezai'nin. O zaman bunu ben Kredi Yurtlar Kurumu diye kodlamamış mıydım? Evet. Şairin gençlik dönemi şiirlerini topladığı eserdir. Hayır. O zaman ben Taamat'la Körebe'nin yerini değiştirsem, 4 ile 5'in yerini değiştirsem her şey ortaya oturuyor. Değil mi arkadaşlar? O Edirne dedik. Olay bitti. Evet. Şimdi yine büyük bir şiir. Bugün açız yine evlatlarım diyordu peder. Bugün açız yine. Lakin yarın ümit ederim. Sular biraz daha sakinleşir. Ne çare ne kader. Hayır sular ne kadar coşkun olsa ben de giderim diyordu oğlum. Yarın sen biraz ninemle otur. Zavallıcık yine kaç gündür işte hasta. Olur biraz da sen çalış oğlum. Biraz da sen çabala. Ninen baban iki miskin biz artık ölmeliyiz. Çocuk düşündü şikayetli bir nazarla. Ya biz? Ya ben nasıl yaşarım siz ölürseniz? Hala dışarıda gürleyerek kükremiş bir ordu gibi döver de saydı binlerce dalgalara sabi. Yarın sen ağları günde olmadan hazırlarsın. Sakın yedek biraz ip mantar almadan gitme. Açınca yelkeni hiç bakma oynasın varsın. Kayık çocuk gibidir. Oynuyor mu kaydetme. Dokunma keyfine. Yalnız tetik bulun zira deniz kadın gibidir. Hiç inanmak olmaz ha. Deniz dışarıda. Huzur sayhalarda bir hırçın. Kadın gürültüsü neşreyiliyordu ortalığı. Balıkçılar. Ben size bir şey söylemiştim arkadaşlar. Eğer tip şu şekildeyse. Bak bir şiirin tipi bu şekildeyse. Tip şiirse. Ama içinde konuşma varsa. Hikaye anlatıyorsa buna ben manzum hikaye demiştim. Manzum nazım kökünden gelir. Şiir gibi hikaye demektir. Manzum hikaye şiir gibi hikayedir ve
Bu Tevfik Fikret Servet-i Filun döneminde ustasıdır bunun. Daha sonraki dönemde Manzum Hikayenin Mehmet Akif Ersoy'da Milli Edebiyat dönemi bağımsızlarından ustası olacaktır. Ve burada 3 tane Manzum Hikayesini bilmeniz lazım dedim. Nesrin, bak daha önceki sorularda Hasta Çocuk ve Balıkçılar. Nesrin, Hasta Çocuk ve Balıkçılar Manzum Hikayelerdir. Tamam, geldik. Manzum Hikaye örneğidir, doğru. Şiir öykülemeye yer verilmiştir. Evet, olaylar var. Açlık yoksulluk içindeki bir aile dramatize edilir. Evet, açlık yoksulluk var burada. Değil mi? Fakir fukaralık. Tanzimat zihniyetini yansıtmaktadır. Hayır arkadaşlar. Tevfik et Servet-i Filun dönemi. Manzum hikaye Tanzimat'ta yok. Dil dönemi diğer eserlerine göre sadedir. Evet, diğer dönemin eserlerine göre daha sadedir. Önceki okuduklarımıza bak, bugün anlaşıldı. Değil mi? Şimdi Servet-i Filun döneminde bağımsız sanatçılar vardır. Yani bunlar tamamen bağımsız olmayı seçmişlerdir. Öğretmenim, bunlar kimlerdir? Bak, bir, romanda önce olan Hüseyin Rahmi Gürpınar ve öğretici metinlerde güçlü olan Ahmet Razi. Bunlar niye Servet-i Filun döneminde bağımsız kalmayı tercih ettiler? Çünkü bunlar sade dille yazdılar. Çünkü bunlar toplumsal oldular arkadaşlar. Bak, bunlar sade dille yazarak arkadaşlar toplumsal olmayı seçen şahıslardır. Peki bunlar ikisinde bir ortak özelliğini söylemem gerekirse. İkisi de bunlardan mizaha kayar. Ve ikisi de arkadaşlar mizah eserler yazar. Mesela Boş Boğaz bir Güllü abi diye mizah dergisini düşünün ki ortak çıkardılar. Tamam mı? Şimdi Hüseyin Rahmi Gürpınar romanda üstattır. Ahmet Rasim de öğretici metinlerde üstattır. Öğretici metin deyince aklınıza bu gelir. Yani sohbet, anı, gezi yazısı, bunlar da ustadır arkadaşlar. Ve ikisi de İstanbul'u anlatır. İkisi de İstanbul'u sade dille anlatır. Çünkü Servet-i Filun'a girmezler. Ve aynı zamanda bunlardan hop naturalist bir arkadaştır. Naturalizmin Türk edebiyatındaki en güçlü temsilcisidir. Hatta lakabı sokağı edebiyatımıza taşıyan adamdır. Bu romanların ünlüdür. Bunun sadece sınavı romanlarını bilerek girmeniz yeterlidir. Mesela Şık, Şıp Seydi, Mürebbiye, Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç, İzdivaç, Gulyabani, Cadı, İffet, Toraman gibi tiyatro. Kaynanam Nasıl Kudurdu. Ahmet Rasim de öğretici metinleriyle nedir? Üstündür. En ünlü eserleri, çocukluk anılarını yazdı. Falaka. Falaka aynı zamanda Ömer Seyfettin tarafından da yazılmıştır. Sonra Şehir Mektupları, Ramazan Sohbetleri, Eşkali Zaman, İstanbul Anlatır, Gülüp Ağladıklarım. Bak, bu eserlerle ünlüdür Pıtırcıklarım. Tamam. Hadi bakalım. Ebru, bu diyalogda hangi kişilerin bahsettiği eserler yer değiştirirse bilgi yanlışlığı giderilmiş olur. Ebru, Şık romanında Batı'nın sadece giyim kuşamı ve hayat tarzını taklit etmekle Batılı olacağını zanneden alafranga yaşantıya hayranlık duyarken kendi toplumuna yabancılaşan aptallık derecesinde saf bir genç olan Şatırzade Şöhret Bey'in Batılı görünmek hevesi yüzünden düştüğü durumlar. Evet, Şık ilk romanda bunu anlatır. Doğru. Mürebbi romanında Paris'e döndükten sonra hayat bakışı değişmiş, Batı'nın hayat tarzını özenmiş, gözünü parırsı büyümüş Meftun Bey'in ailesine meydana gelen değişimler. Meftun Bey'in yan tarafta Kasım Paşa'nın kızı, Kasım Efendi'nin kızı Edibe'ye tutulması ama Şıp sevdiline devam etmesi anlatılır. Bu mürebbiye değildir. Şıp sevdidir. Bak. Ahmet Şıp Sevdi'de ahlak bozuklukları ele almıştır. Yaşlı ve emekli bir yüksek memur olan Dehriye Efendi'nin Fransa'da başarısı olup İstanbul'a gelen bir kadın olan Matmazel Angel'ı torunların eğitim için konağa getirmesi konaklardaki erkeklerdeki ahlak bozukluğu. Şimdi bunu mürebbi olarak getirdi mi? Sonra ilk önce Dehriye Efendi'nin oğluyla, damadıyla, kardeşiyle, en sonunda Dehriye Efendi'yle aşk yaşadı. Tamam. Bu Şıp Sevdi değil, mürebbiyedir. O zaman Eymen ve Ahmet'in verdiği eserler yer değiştirecek arkadaşlar. Eymen Ahmet cevap arkadaşlar.
denizli olarak rahatlıkla çıkar. Bakalım. Kuyruk izi altında bir izli var. Bak ne güzel eser özetle hallediyoruz. Ya böyle sorular sizin için daha güzel ya. Aşağıdakilerden hangisi şuna ait bir eser değildir? Artık bunlar aşın. Tamam. Kültürlü ve zengin biri tarafından İrfan Galip'in Halley Kuyruklu Yıldızı'nın dünyaya çarpacağı söylentileri üzerine mahallesinin kadınlarına bununla ilgili bir konferans vermesiyle başlar. Kendisi uygun Türk kızı olmadığını düşünen İrfan Galip'in amacı seviyesini çok düşük bulduğu kadınlarla eğlenmektir. Ancak konferansı takip eden kadınlardan birinden aldığı bir mektup bu uçarı gencin fikirlerini tamamen değiştirdi. İrfan Galip mektubun sahibi yüzünü hiç görmediği Feriha'da ya da Davut'a aşık oldu. Evlilik teklifini aldığı yanıt ise alışılmışın dışındadır. Feriha Davut İrfan Galip'in teklifini kabul eder ancak düğünün kuyruklu yıldız altında dünya çarpacağı gece olmasını ister. Roman yeni evlenen bu iki gencin saadetiyle sona erer arkadaşlar. Şık, şıp sevdi, mürebbiye, kuyruklu yıldız altında bir izdivaç en önemli eserlerdir. Bakın. Bu parçada bahsedilen şehir mektupları ile ilgili hangisi söylediğimiz? Şehir mektupları biraz önce de söyledim. Kime ait bir eserdir? Öğretici metinlerin üstadı Ahmet Rasim'e. Boğaziçi'nden, Mesirelerden, Haliç'ten, Sadabat'tan, Kağıthane'den, Göksu'dan söz ediyor. Göksu gecelerini anlatıyor. Üç mektubun konusu misafirlik. Yazar bir dostuyla misafirliği konuşuyor. Sonra da onunla ilgili bir anısını anlatıyor. Geçen gün sevdiğim dostlarımdan biriyle köprüye geldik. Dostum yeleğin cebinden saatini çıkararak vapuruya 20 dakika var. Bana müsaade deyince vay Boğaziçi'ne mi dedim? Aldırmaz bir tavırla cevap vererek Erengöy tarafına buyur orada mısınız? Hayır misafirliğe gidiyorum. Bu gece orada kalacağım çoluk çocuk beraber. Pekala Allah'a ısmarladık ayrıldık. Ertesi gün matbaaya erken geldiğim için kimseyi bulamadım. Köprü üstündeki gazinolardan birine gidip nargile tellendirmek istedim. Birinci gazinoyu seçtim. İkincisine oturmak istemedim. Ta ada kahvesine kadar gittim. Haydarpaşa vapuru geldi. Merak bu ya. Kimler var diye çıkanları seyrederken sözünü ettiğim dostum çıkmasın mı? Beni gördü ikimiz de şaşkınlık. Çaresiz arkadaşım kızama uğramış gibi cılt cılız. Cılt kızıl. Kızı geceden beri ettiği feryatlarla doyamamış hala hıçkırmak için bahane arıyor. O da kıpkırmızı. İkisi tabire kaşınıyor. Hemen anılarını sordu. Birdenbire dedi ki senin mektepliğinin sivrisinekler tahta kurusunun gece hayvanlarından sayıldığına hakkı varmış. Bize sabaha kadar hora teptirdiler. Horon teptirdiler demek istiyor. Uyumak değil, durmak bile imkansız. Şimdi bakalım. Yazarı dönemin bağımsız sanatçılardan Hüseyin Rami Gürpınar'dır. Direkt A. Arkadaşlar zaten şehir mektubunu görünce Ahmet Rasim'i çıkarttık. Bu zor gibi diyor ama değil aslında. Yazar küçüklüğünden beri İstanbul'un tüm yönleriyle anlatır. Evet İstanbul. Bilinçli bir İstanbul sevgisi vardır. Zaten başında da İstanbul'u sever dedim ya. Karşılıklı konuşmaya yer vermiştir. Sohbet üslubunda gayet rahat bir üslupla yazılmıştır. Bakın. Meftun Bey. Bak Hüseyin Rami Gürpınar'ın 4 romanı. Şöhretin yanlış batılaşmasını anlattı. Şık. Tamam. Meftun'un şıp sevdirdiğini anlattı. Şıp sevdi. O zaman bu roman şıp sevdi. Matmazel Angel Dehri Efendi geçerse mürebbiye. İrfan Galip geçerse kuyruklu yıldız altında bir izdivaç. Tamam. Meftun Bey okumak için gönderildiği Paris'te yıllarca kalmasına rağmen hiçbir şey yapamadan geri döner. Fransa dönüşü babasına kalmaya Erenköy'deki köşkte alafranga bir hayat sürmek ister. Komşusu Kasım Efendi çok zengin fakat cimri bir adamdır. İstediği gibi bir hayatı yaşayabilmek için çok paraya ihtiyacı olan Meftun Bey, Kasım Bey'in kızıyla evlenebilmek için kendisine piyangodan büyük ikramiye çıktığını söyler. Başlık parasıyla kızını evlendiren Kasım Bey, Meftun'un kız kardeşi Lebi Bey'i de oğlu Mahir'le evlendir. Lüks yaşantısı ve kalabalık ailesinin masrafları nedeniyle büyük borca giren Meftun Bey, kayınpederinin parasına göz koyar. Öte taraftan evlendikten sonra şıp sevgiliyi bırakamayan Meftun Bey, MacFarlane adlı Fransız bir kadınla birliktedir. Kayınbiraderli Mahir Bey'in de bu kadına zaafını fark ederek bu durumu kullanır. MacFarlane, Mahir'den babasının parasını isteyerek vaatlerde bulunur. Babasının parasını çalan Mahir, Meftun ve MacFarlane arasında gizli aşk öğrenir ve intihar eder. Meftun Bey ise Fransa'ya kaçar. Oradan yazdığı mektupla kayınpederinin ölümünü beklediğini yazar. Bu parçada sözlerin eserin yazarıyla ilgili hangisi söylenebilir? Bak bu naturalist bir sanatçımız olan kime aittir arkadaşlar? Hüseyin Rahmi Gürpınar'a aittir. Servet İfin döneminde herhangi bir topluluğa bağlı kalmadı, bağımsız. Naturalizm etkisinde kaldı. En büyük naturalist Türk romancı. Sokak edebiyatımıza taşıyan sanatçı. Evet. Fıkralarla ün yapmıştır. Hayır. Ahmet Rasim bu. Bu romanlarıyla ün yapmıştır. Ahmet Rasim fıkra, sohbet, gizli yazısı anılarıyla ün yapmıştır. Yapıtlarında kahramanların çevrelerinin diliyle konuşturmuş taklitleri yer vermiştir. İşte bu da zaten naturalizm aşırı derecede gerçekçiliğin kanıtıdır arkadaşlar.
Şimdi geldik. Bu parçada bahsedilen eserin yazarıyla ilgili hangisi söylenemez? 6-7 yaşlarındayken sokakta komşularıyla olan ve bayram günlerinde ziyaretine giderek elini öptüğü hocayla karşılaşır. Hoca da Rasim'i yanına alarak ders verdiği sınıfa götürür. Bir günle misafir eder. Evde annesine bu olayı anlatınca okula başlamasına karar verir. İlk günler korktuğu gibi geçmez. Ancak üçüncü günden itibaren hocanın olmasa da Kalfa'nın sert tavırlarına şahit olmaya başlar. Kitaba ismini veren Falakan. Ah işte her şeyi söyledi. Rasim demişti. Kitaba ismini veren Falaka çocukluk anıları. Ah Ahmet Rasim Falaka. Okuyunca çıktı. Nasıl bir ceza aracı olduğunu o günlerde öğrenir. Bir gün sınıftaki arkadaşlarından birinin okula getirdiği topu izinsiz almak isteyince Kalfa'dan tokat yer. Bu olayın hemen ardından hastalanarak günler boyu yatakta kalır. Hastalığının kötü ruhlardan meydana geldiğini hükmedilince başka bir yere taşınır ve böylece okulu da değişir. Pehlivan lakaplı yeni hocası çocuklara karşı hoşgörülü biridir. Hastalığı yüzünden evdeyken oynamasına izin verilmediğinden rahat biçimde hareket edebildiği okul bugünlerde kendisine daha eğlenceli bir yer olarak gelmeye başlar. Bu okuldayken bir gün gezi düzenlenir. Gezide oyunlar oynanır, yemekler yenir. Oyunlar ve söylenen tekerlemeler ise İstanbul yaşamı hakkında ayrıntılı tanımlamalar bu bölümde okuyucuya aktarılmaktadır. Bu parçada bahsedilen eserin yazarla ilgili hangisi söylenemez? Toplumsal olaylara yer veren eserler yazmıştır. Ahmet Rasim tabii ki bireysel olmadı. Bu yüzden zaten serveti fünuna ne yapmadı? Katılmadı. Dönemde bağımsız olmayı tercih etti. Ahmet Rasim Hüseyin Rahmi Gürpınar bağımsızdır. Eserlerinde anı türüne de yer vermiştir. Bunu zaten anladık arkadaşlar. Ay buyur falak aç işte çocukluk anıları buyur. Fıkralarla tanımıştır tabii ki. Arkadaşlar Ahmet Rasim deyince akla fıkra, anı, gezi yazısı bunlar gelir. Yani kısacası öğretici metinler gelir. Evet. Sembolizmden etkilenmiştir. Hayır şair mi ki sembolizmden etkilensin? Tabii ki şiir yazar ama arkadaşlar şiirlerinde öyle sembolist bir yapısı falan yoktur. Adam zaten serveti bir laf karşı. Buyurun bak şiirine değer vermişiz. Sade gülersin ama hayatta hep gül. Yüzünden eksilmesin tebessüm her gün. Uğramasın keder kapına bir gün. Bırakmasın mutluluk peşine her gün. Çok anlaşılır değil mi? Bu adam gerçekten bağımsız olmayı hak etmiş. Dostum dediğimin yarısı sensin. Dert ortamın tamamı sensin. Yalansız, rüyasız konuşan sensin. Mutluluğu ömrünce hak eden sensin. Ahmet Rasim. Bu dizelerle ilgili hangisine ulaşılamaz? Ayın kusurlarına yer verilmiştir. Tabii ki gün, gün, gün. Gördün mü arkadaşlar? Buradaki günler aynı anlamda geldikleri için rediftir. Çünkü aynı anlamda. Burada önündeki R'lerde yarım uyaktır. Bak. Ne kadar güzel değil mi? Demek ahen kusurları var. Servet-i Fünun döneminde olmasına rağmen dil açık ve anlaşılırdır. Evet Ahmet Rasim olduğu için Servet-i Fünun dönemi bağımsızlarından. Tamam mı? Evet o dönemde yaşıyor ama oraya katılmıyor. Dönemin bağımsız yazarlarından biri oluşturmuştur. Ahmet Rasim. Manzum Hikaye Türü'nün usta bir şair. Hayır. Manzum Hikaye'de iki tane Türk Edebiyatı usta vardır. Mehmet Akif Ersoy Milli Edebiyat dönemindedir ama Servet-i Fünun döneminde burada Nesrin Hasta Çocuk Balıkçılar'la Tevfik Fikret Usta'dır. O zaman cevap C. Şairi öğretici metinlerde ustadır. Evet fıkra, sohbet bunların hepsinin ustasıdır. Bakın yaşama hep iyimser bakmış. En acı olayları bile gülümseyerek mizahi bir üslupla anlatmıştır. Başarılı bir gözlemcidir. Gözlemlerini bir ressam gibi tasvir etmiştir. Cep romanları adıyla yayınlanan birçok romanı vardır. Romanlar teknik açıdan başarılı değildir. Aynı zamanda 60 kadar bestesi vardır. Zekai dededen müzik dersleri almıştır. Edebiyattaki batılılaşmaya karşı çıkmış, Servet Fincular'ı eleştirmiştir. Hiçbir edebi topluluğa katılmamış, sanat yaşamını bağımsız olarak devam ettirmiştir. Şehir mektuplarındaki İkinci Abdülhamit döneminin İstanbul'unu büyük bir gözlem yeteneğiyle sadece şehir mektupları bitti. Ramazan sohbetleri, şehir mektupları, falaka, eşgali zaman bu Hüseyin Rahmi Gürpınar. Yazar Servet-i Fünun anlayışına bağlıdır. Servet-i Fünun dönemindedir ama bağımsızdır. Yazdığı öğretici metinleriyle ön plana çıkmıştır. Evet. Ahmet Rasim. Bak gördünüz mü? Yani yukarıdan bir tane kelime yetiyor. Akla sağduyu önem vermiş. Akla sağduyu klasizm. Bunda klasizm ne gezer? Romanlarından çok şiirleri tanımıştır. Hadi oradan. Dil oldukça ağırdır. Hayır adam sade olduğu için Servet-i Fünun da bağımsız kaldı. Nokta nokta Ramazan Sohbetleri adlı eserinden Ramazan'da kış gecelerini şöyle okuyoruz. Okumana gerek yok. Ahmet Rasim. Bitti. Ramazan Sohbetleri. Ramazan Sohbetleri, Şehir Mektupları, Falaka. Değil mi arkadaşlar? Bu eserlerle gecelerim, değil mi? Romanya Mektupları. Bunlar Ahmet Rasim. Fıkra türünün
Türk edebiyatındaki ilk önemli ustasıdır. Buyur Ahmet Rasim. Bak, bitti. Gördün mü? Roman, öykü, tarih, coğrafya, gezanı, fıkra, dibi, pek çok alanda eser vermiştir. Tamam mı? Anı fıkra makalelerinde başarılıdır. Sohbet fıkra türündeki yazılarla şehir yaşamını, kendi yaşamının yaşantısını bütün ayrıntılara vermiştir. Hüseyin Rahmi'nin romanlarında yaptığı yaşam anlatma işini yazar, fıkra ve anılarında başarmıştır. İkisi de İstanbul'u anlatıyor ya. Hüseyin Rahmi Gürpınar'la Boş Boğaz isimli bir mizah dergisi. Hani başında söylemiştim ya bağımsızlardan. Boş Boğaz isimli bir mizah dergisi çıkartmıştır. Dergide beraber çıkarıyorlar. Evet. Bitti arkadaşlar. Bu kadar basit. Bitti. Demek ki arkadaşlar burada da dikkat edeceğimiz şeyler neler olduğunu burada da gördük ve dikkat ettiyseniz Servet-i Fünun'u bir saatte bağımsızlarla birlikte baştan sona deldik, deştik metinlerle, hatta size güzellik yaptık. Milli Eğitim metinleriyle, Milli Eğitim kitabındaki metinlerle gittik arkadaşlar. Bazı dizgi hatalarından dolayı affola. Çünkü neden? Ben kağıtla yazıyorum arkadaşlar soruları. Ben şu şekilde arkadaşlar soruları kağıtlara yazıyorum. Dizgi birimi de onları ister istemez arkadaşlar Word'e çekerken 10 parmak klavyede olsa yanlışlıklar oluyor. Bundan dolayı affola. Kendinize iyi bakın. Diğer kampımızda Fecr-i Ati ile devam edelim. Görüşmek üzere. Esen kalın pıtırcıklar.